Birinci soru. Düz bir yolda hareket eden cismin momentum zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin 0t zaman aralığında etki eden net ivme I1, t3t zaman aralığındaki ise I2 olduğuna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır? Arkadaşlar itme neye eşitti? Momentum değişimine eşitti. Buna göre biz bu zaman aralıklarındaki momentum değişimlerini bulduğumuz zaman itmeleri bulacağız. Bakın şuradaki momentum 2p, şuradaki momentum p ise 0t aralığında p kadar momentumumuz değişmiş. P kadar azalmış diyebiliriz. Buradaki bakın momentumumuz p. 3t anındaki momentumumuz 0 olduğu için bu aradaki momentum değişimimiz de p kadardır. Şimdi momentum değişimleri eşit olduğuna göre itmelerde ne olacaktır? Eşit olacaktır. Sakın ha burada eğime bakıp da itmeyi hesaplamaya çalışmayın. Hata yaparsınız. İkinci soru. 20 metre bölü saniyelik hız ile düşey yukarı atılan cisim atıldıktan 1 saniye sonra iç patlama ile kütlece iki eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan biri serbest düşme hareketi yaptığına göre diğer parça yerden en fazla kaç metre yükseğe çıkar diye soruyor. Bakın bu parça 1 saniye sonra iç patlamaya uğruyormuş. Bu parçanın kütlesine eğer 2m der isek bu parçanın 1 saniye sonraki hızına mecburen ne demek zorundayız? 10 metre bölü saniye demek zorundayız. Şimdi dikkat ediyorsunuz. Bu adam patlamadan önce m çarpı v olduğu için 2m çarpı 10'dan 20m'lik bir momentuma sahip mi? Sahip. Patlamadan sonra da 20m'lik bir momentuma sahip olacak mı? Olacak. Bakın patlamadan önceki momentum ile patlamadan sonraki momentum birbirine eşit olacak. Peki bu adamın bir tanesi serbest düşme hareketi yaptığına göre bu adamın momentumu ne olur? Sıfır olur. Peki bu adamın kütlesi m ise iki eşit parçaya ayrılıyor diyor. Diğer adamın kütlesi ne olacak? M olacak. O zaman patlamadan önceki şu adama bakın dikkat edin. Momentumu ile patlamadan sonraki bu adamın momentumunun eşit olabilmesi için bu adamın hızının 10 değil 20 metre bölü saniye olması gerekir diyebiliriz. Demek ki parçalardan biri serbest düşme hareketi yaparken diğeri 20 metre bölü saniye hızla yukarı atılacakmış sonucuna ulaşabiliriz. Şimdi bize yerden en fazla kaç metre yukarı çıkar onu soruyor. 20 ile atılan adam için yukarı çıkacağı yolu bulabiliriz. İşte 1. saniye sonra 10, 2. saniye sonra 0 hızına ulaşacağı için 1. saniyede 15 metre yol almıştır. Değil mi? 2. saniyede 5 metre yol almıştır. Aynı şekilde 20 ile atılan adam 1 saniyede ne kadar yol almıştır arkadaşlar? Yine 15 metre yol almıştır diyebiliriz. Bunları artık bilmeniz lazım. Bunları bilmezseniz bakın çok pratiklik kazanamazsınız. Bunları hemen ezbere söylemeniz lazım. Hemen şöyle hatırlatma yapayım. 0, hızı 10 olsun, hızı 20 olsun, hızı 30 olsun. 0'dan 10'a çıkan adam 5 metre yol alıyordu. 10'dan 20'ye çıkan adam 15 metre yol alıyordu. 20'den 30'a çıkan adam 25 metre yol alıyordu. Eğer 30'la atılsaydık ilk aralıkta 25 metre yol alacaktık. 20 ile atıldığımızdan dolayı ilk aralıkta 15 metre yol alacağız. Yani şuradan bir 15 metre olur. Bu tekrar 20 ile yukarı atılmış gibi olduğu için bir 15 bir de 5 metre yol alacak. Toplamda 15, 30, 5 daha 35 metre yol alacak diyebilirsin. Üçüncü soru. Bir cismin momentum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu cismin kuvvet zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Momentum zaman grafiği ile hız zaman grafiği aynıydı arkadaşlar. Sadece buradaki momentumu neye bölüyorduk? Kütleye bölüyorduk ve hızı buluyorduk. Şekil olarak aynı şekilde.
Hız zaman grafiğinin eğimi de neyi verecektir arkadaşlar? İvmeyi verecektir. İvme de kuvvet grafiğiyle aynı olacaktır. Buna göre şunun tanjant alfası eğimi vereceğinden dolayı 2v bölü t diyebiliriz bakın. Bunun eğimi 2v bölü t'dir. Şunun eğimi 0'dır. O yüzden burada eğimi 0, kuvvet de 0 olacak. Yani c'yi eledik. D'yi de eledik. Şuradaki eğimle şuradaki eğim aynı mı? Aynı. Bununla problem yok. Bunun eğimine de 3v bölü t'den eksi tabii 3v bölü t diyebiliriz. Ha, demek ki şuradaki ivme 2 ise buradaki ivme 0. Buradaki ivme eksi 3. Buradaki ivme de yine eksi 3 olacaktır diyebiliriz. Buna göre kuvvetimiz birinci aralıkta artı 2. Bakın. İkinci aralıkta 0. Üçüncü aralıkta eksi 3. Dördüncü aralıkta da ivme ile doğru orantılı olduğu için eksi 3 olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru. 2 m kütleli sarkaca m kütleli mermi şekildeki gibi v eşittir 10 metre bölü saniye hız ile çarpıp saplanıyor. Çarpışma sonrası cisimler birlikte kaç metre yükselir? Bakın momentum sorularını yapabilmeniz için arkadaşlar 1. Hareket sorularını çok iyi yapmanız lazım. Çünkü grafik sorusu soruyorlar. 2. Atışlar sorularını yapmanız lazım. Çünkü çarptıktan sonra ne kadar yükseğe çıkar tarzında sorular soruyorlar. O yüzden hareket ve atışları halledip bir de enerjiyi halledin. Bu üçünü halledip ondan sonra itme momentum sorularına bakın. Yoksa soruları çözmekte sıkıntı çekebilirsiniz. Şimdi bu adam saplanıyor ise başlangıçta m çarpı 10'luk momentumu var. Son durumda 3m kütlesi olacak. V son hızı olacak. V son hızı buradan 10 bölü 3 çıkacak. Son hızımız 10 bölü 3 ise arkadaşlar. Şuradaki hızımız 10 bölü 3 ise. Ne yapacağız? Buradaki kinetik enerjiyi maksimum yükseklikteki potansiyel enerjiye eşitleyeceğiz. Buna göre mgh eşittir 1 bölü 2 m v kare diyeceğiz. M'ler birbirini götürecek. G yerine 10 yazacağız. H'ı bilmiyoruz. Eşittir 1 bölü 2 çarpı v kare. 10 bölü 3'ün karesi de 100 bölü nedir arkadaşlar? 9'dur. Buradan da h ne çıkacaktır? 10 bölü 9, 2, şunu da sadeleştirelim. 5 bölü 9 çıkacaktır. Beşinci soru. Durmakta olan bir cisme etki eden net kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibidir. Buna göre bu cismin momentumunun zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar bu tarz sorulara dikkat ediyorsunuz. Soruda ne sormuş? O çok önemli bizim için. Bakın bu adamın momentumun zamana bağlı değişimini sormuş. Momentumunun zamana bağlı değişimini soruyor ise bize mv'nin t'ye bağlı değişimini soruyordur. Burada kütle sabit olduğu için bizim için önemli olan şey hızdır. Ha, bu adamın hızındaki değişime bakacağız. Şimdi bir adama net bir kuvvet etki ediyor ise hızı sabittir dediğin zaman çuvallarsın. Bakın bir adama net bir kuvvet etki ediyorsa net bir ivme vardır. Net ivme olduğundan dolayı adam düzgün olarak hızlanacaktır. Adam düzgün olarak hızlanırsa momentumu da düzgün olarak artacaktır diyebiliriz. Buna göre cevabımız ya B olacak ya da E olacak. Şimdi dikkat. Şurada sen eğim sabit. Buna göre momentum sabit dediğin anda çuvallarsın. Dikkat. Burada neye bakıyorsun? Kuvvete bakıyorsun. E hocam burada kuvvet azalmış, hız azalmayacak mı? Yani grafik aşağıya doğru olmayacak mı? Olmayacak. Şimdi daha önce anlatmıştım bunu. Sen bir adamı 10 ile çekersen adam hızlanır mı? Hızlanır. E 5 ile çekersen adam yine hızlanır. Ama burada onar onar hızlanırken burada ne olur? Beşer beşer hızlanır. Yani şu arada da yine adam ne yapacak? Kuvvet etki ettiğinden dolayı hızlanacak ama hızlanması azalarak olacak. Demek ki adamın eğimi gitgide azalacak. Buna göre cevabımız E seçeneği olacak. Altıncı soru. Aynı anda K ve M noktalarında 2 ve V büyüklüğündeki hızlarla geçen X ve Y cisimleri özdeştir. X cismi M noktasından geçtikten T süre sonra N noktasından geçtiğine göre
Başlangıçtan kaç t süre sonra U noktasından geçer diye soruyor. Şimdi arkadaşlar dikkat. Bu adam t sürede bir birim yol alıyormuş. Buraya gelir, bir birim yol alırsa. O zaman bir t süre daha geçerse P noktasına gelir. Peki arkadaki adam bir t sürede 2 birim yol alıyorsa, bir t sürede buraya gelirse ikinci t sürede P noktasına gelir. Ha, o zaman ne olacaktır? Bu adamlar P noktasında çarpışacaktır. Cisimler arasında meydana gelecek çarpışma merkezi esnek çarpışmadır. Bu adamların dikkat kütleleri eşitse, çünkü cisimler özdeş diyor. Kütleleri eşitse hızları ne olacaktır arkadaşlar? Değişilecektir. Yani şurada x ile şöyle y'yi de farklı bir şey çizeyim. Y çarpışır ise x'in hızı dikkat y'nin hızı olacaktır. Çünkü hızlar değişilecek. Y'nin hızı da x'in hızı olacaktır. Buna göre diyor ki x cismi m noktasından geçtikten t süresinin n noktasına geçtiğine başlangıçtan kaç t süre sonra u noktasından geçer diyor. P noktasından sonra x'in hızı 2v oldu. Ben 1t sürede bakın 2 birim yol alacağım. 1t sürede yine 2 birim yol alacağım. Ne olacaktır? 2t süre geçecektir. Dersem cevabı yanlış bulurum. Soruyu çok dikkatli okuyorsunuz. Başlangıçtan kaç t süre sonra dediği için 1t sürede 1 birim yol aldım. 1t sürede 1 birim yol aldım. Sonra hızım 2v olduğu için 1t sürede 2, 1t sürede 2 birim yol aldım. Ve başlangıçtan itibaren 4t süre sonunda U'ya ulaştım. 7. soru. 30 metre bölü saniye hızla yatay atılan 2 kilogramlık cisim yere düşünceye kadar 80 Newton çarpı saniye itme etkisinde kalıyor. Buna göre cismin yere çarpma hızı kaç metre bölü saniyedir? İtme neydi arkadaşlar? İtme F çarpı delta T idi. Peki, bu adama uygulanan itme 80 miymiş? Evet. Peki cisme etki eden kuvvet nedir arkadaşlar? Burada sadece yerçekimi kuvvetidir. Yerçekimi kuvveti de cismin ağırlığına eşittir burada. Yani MG'sine. Yani 20'ye eşit olacak. Demek ki kuvvetimiz 20 ise 80'lik bir itme uygulanıyor ise geçen süre buradan 4 saniyedir. Bundan sonrası çok kolay arkadaşlar. Bu adam yere düştüğü zaman yataydaki hızını koruyacak ve 30 olacak. Düşeyde de 4 saniye hızı her saniyede onar arttığından dolayı 40 olacak. Yere düşme hızı da 30-40 50 üçgeninden C seçeneği olacak. 8. soru. Benzer soru çözmüştük bununla alakalı. Herhalde artık çözersiniz bu tarz soruları. Ben hızlı bir şekilde çözüm yapacağım. Sürtünmesiz yatay düzlemde sabit hızlarla hareket eden KL cisimleri M noktasında çarpışıp kenetleniyor. Ortak kütlenin hareket doğrusu kesikli çizgilerle gösterilenlerden hangisidir diye söylüyor. Şimdi M kütleli cismin hızını şu şekilde alır isek M'de çarpışabilmeleri için 2M'in hızı şu şekilde olacaktır. Hızlar böyle olduğuna göre bu adamların momentumlarını m çarpı v'den, bakın bunu böyle bulursak şu adamınki 2m çarpı v'den momentumu ne olacaktır? Böyle olacaktır. Şimdi bununla bunun toplamı nedir? Buna bakmamız lazım. Bununla bunun toplamı da hemen x y koordinatında yapalım çünkü oraya sığmayacak. Şunun momentumuna L momentumu, şunun momentumuna da K momentumu dersek K'nın momentumu bakın sağa 2 yukarı 2 yani x de 2 y de 2'dir. L'nin momentumu da nedir arkadaşlar? Sola 1 yani x de eksi 1. Şurayı 2 yazacaktık, yanlış yazmışız. Evet. Sola 1 yani x de eksi 1 yukarı 2 olduğu için y de 2 olacak. Toplam bileşkede 1'e 4 olacak. 1'e 4 de yani sağda 1 gideceksin. Yukarıda 4 gideceksin. Şuralara 1'e geçeceksin. Sanki 2 gibi bir şey olacak. 9. soru.
3 kilogram kütleli araba 4 metre bir saniye hızla gitmekteyken arabanın içindeki 1 kilogram kütleli cisim yere göre şekil ekibi V hızıyla atılmaktadır. Arabanın hızı değişmediğine göre V hızı kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar cisim atıldıktan sonra şöyle bir yere gelsin. Şimdi bu cisim bir kenarda dursun. Arabanın ilk momentumuyla son momentumu birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi arabanın ilk momentumu 1. Bu arabanın hızı 4. Kütlesi de 1 artı 3 olduğu için 4. 4 çarpı 4'ten ne olacak? 16 olacak. Peki son momentumda bakın. Son momentumda. İlk momentuma eşit olacaktı. Son durumda arabanın hızı değişti mi? Değişmedi. Arabanın kütlesi 3 olduğu için arabanın momentumu 3 çarpı ne olacaktır? 4 olacaktır. Şimdi son momentum ilk momentuma eşit olduğuna göre 4 kere 4 16, 3 kere 4 12. He, demek ki burada 4 momentum daha eksiğimiz var. O 4 momentumu yakalayabilmemiz için de buradaki cismin V hızı ile veya V üssü diyelim, yataydaki V üssü hızı ile kütlesinin çarpımını alacağız. Buna göre 1 çarpı V üssü diyeceğiz. Buradan da 4 kere 4 16, 3 kere 4 12, eksi 12 eşittir 1 çarpı V üssünden. V üssü ne çıkacak? 4 metre bölü saniye çıkacak. Demek ki bu cismin atıldıktan sonraki yatay hızı neymiş arkadaşlar? 4 metre bölü saniyeymiş. Bu adamın atıldıktan sonraki ve atılmadan önceki hızları, yatay hızları eşit olacağından dolayı şuradaki yatay hız bileşenimiz ne olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır diyebiliriz. E şurası da bakın dikkat edin şöyle bir şey çizersek 30 derece olacaktır. 30'un karşısında 4 varsa 90'ın karşısında da 8 metre bölü saniye olacaktır diyebiliriz. 10. soru 1982 ÖYS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Sürtünmesiz bir ortamda şekildeki eğik atış hareketini yapan M kütlesinin momentumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yatay vektörel momentumlar her noktada aynıdır diyor. Doğru, her noktada aynıdır. Bakın hemen cevabı bulduk. Niye? Yatay hız değişmediğinden dolayı yataydaki M çarpı V'ler de aynı olacaktır. Diğerleri demek ki yanlışmış arkadaşlar. Buna göre cevabımız A seçeneği. 11. soru. Zıt yönlerde hareket eden 3 kilogram kütleli X, Y cisimlerinin hızları 6 ve 2'dir. Cisimler merkezi esnek çarpışma yaptıklarına göre hızları kaç metre bölü saniyedir? Kütleler eşit ise ne yapıyorduk arkadaşlar? Hızları değiştiriyorduk. Yani X, Y'nin hızını alıyordu. Y de X'in hızını alıyordu. Bakın basit bir soru. Buna göre Y'nin hızı 6, X'in hızı da 2 olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. 12. soru. Sürtünmesiz yatay yolda 8V hızıyla hareket etmekte olan 6M kütleli arabaya 2M kütleli cisim şekildeki gibi dik düşerek yapışıyor. Buna göre arabanın hızı kaç V olur? Bakın arkadaşlar şu adamın hızını vermemişler. Bakın dikkat ettiniz mi? Niye? Çünkü bu adamın momentumu konum mankenidir. Şuradaki sağlı sollu momentuma dik olduğundan dolayı herhangi bir etkisi olmaz. Ne yapacağız o zaman? Başlangıçtaki 6M çarpı 8V'lik momentumu son durumdaki kütle 2M buraya yapıştığına göre ne olacaktır? Son durumdaki kütle 8M olacaktır. Çarpı V sona eşittir. Bakın şunun momentumunu hesaba katmadık. Buradan da V son eşittir. Ne çıkacaktır arkadaşlar? 6V çıkacaktır. 13. soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde V hızıyla hareket eden cisim durmakta olan cisme merkezi olmayan esnek çarpışma yaparak şekildeki gibi dağılmaktadır. Buna göre M1 kütleli cismin çarpışma öncesindeki V hızı kaç metre bölü saniyedir diye sormuş. Bakın ilk momentumlarla son momentumlar birbirine eşit olacaktı. Şu adamın momentumu 2 kere 6'dan ne olacaktır arkadaşlar? 12 olacaktır. Şu adamın momentumu 4 kere 4'ten ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki 16 olacaktır. Söyleyin bakalım bana 12 momentum ile 16 momentumu toplar isek
Bu ikisinin toplamı şu olmayacak mıdır arkadaşlar? Bu olacaktır. E kardeşim ben buna 16 dersem 53'ün karşısında 4'ün 4 katı var. Şuna eğer 37 dersem 37'nin karşısında 3'ün 4 katı var. O zaman 90'ın karşısında 5'in 4 katı 20 olacak. Kardeşim son momentum 20 ise ilk momentum da 20'ye eşit olacak. E ilk momentumun 20'ye eşit olabilmesi için şu adamın momentumu 0. Ne olmak zorunda? 2 çarpı v hızı olmak zorunda. Buradan da v hızı 10 metre bölü saniye çıkar diyebiliriz.